Çok da olmuş. Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. İngiltere'de ilk grupların koronavirüs aşılanmasına dün başlandı. Bugün konuğumuz İngiltere'de hekimlik yapan operatör doktor Turhan Çömez. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam, İngiltere'de belirlenen ilk gruplara Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Şunu da hatırlatalım. İngiltere Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı geçen hafta içinde onaylamıştı ve onaylayan ilk batılı ülke olmuştu. Hocam, şimdi ilk gruplar ne demek İngiltere'de? Bir onu alalım sizden. Bir de bir hekim olarak ilk izlenimlerinizi aşılanma başladı. Neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Böyle bir ilk değerlendirme alalım. Teşekkür ederim. Öncelikle İngiltere'nin bu pandeminin ilk döneminde, yani ilk dalgada yaptığı hatalardan söz edeyim isterseniz ve bundan çıkarttığı derslerden söz edeyim. İngiltere hazırlıksız yakalandı aslında pandemiye ve ilk dönemde oldukça yüksek sayıda maalesef can kaybı oldu. Çok sayıda insan hayatını kaybetti ve İngilizler önce şaşırdılar ve ne yapacaklarını bilemediler. Önce bir toplumsal bir bağışıklık politikasını belirlediler ama daha sonra vaka sayıları ve ölüm sayıları giderek artınca bundan vazgeçtiler ve tedbir almaya başladılar. Çok ağır hareket ettiler ve gerek hükümet gerek Sağlık Bakanlığı burada çok ağır eleştiriler aldı. Hatta Türkiye'de de hatırlayacaksınız, İngiltere'ye biz ürün gönderiyoruz, tıbbi malzeme gönderiyoruz, Avrupa bizi kıskanıyor, dünya bizi kıskanıyor, biz çok iyiyiz, çok iyi politikalar ürettik dendi. Bunlar da hep basında yaygın olarak yer aldı. Fakat İngilizlerin bir kültürü vardır. İngilizler yaptığı hatadan ders alır ve bundan manevra yapmasını bilir. Ve son derece planlı ve programlı çalışmayı seven bir toplumdur. Özellikle bilim adamları da öyledir, politikacıları da öyledir. Ve uzun vadeli plan yapmayı severler. Bu dönemde, herkesin eleştirdiği dönemde İngilizler hazırlıklarını yaptılar. Ve bir süre sonra ikinci dalganın gelebileceğini, bu pandeminin bütün dünyayı etkisi altına alacağını hesaba katarak aşıyla ilgili adımlarını attılar. Ve dünyada aşıya ilk onay veren ve ilk başlayan ülke bildiğiniz gibi İngiltere oldu ve dün itibariyle aşılamalar başladı. İngiliz nüfusu yaklaşık 63 milyon. Tabii İngiltere'de çok değişik gruplar var. İngilizler var, Galler var, İrlandalılar, İskoçyalılar, dışarıdan gelen yabancılar, göçmenler vesaire. Toplam nüfus 63 milyon. Ancak İngiltere şu ana kadar 150 milyon civarında bir aşı sözleşmesi yaptı. Bunlardan bir tanesi BioNTech, bir tanesi Moderna, diğeri de yine kendi firması olan ya da kendi ülkesinde üretilmiş olan Oxford AstraZeneca aşısı. 150 milyon siparişiyle İngiltere aslında toplumunun tamamının aşılanmasından daha fazla bir siparişle önümüzdeki döneme, önümüzdeki yıla güçlü bir şekilde girmeyi ve virüsten arındırılmış bir şekilde girmeyi hesapladı. Ve çok doğru bir politikaydı. Zor verilecek bir karardı. Zor bir organizasyondu. Ama aylardır devam eden çalışmalarla bu karar neticesini verdi ve ilk aşılar da başladı. Ülkede tabii bir heyecan var. Fakat en az bunun kadar önemli olan büyük bir güven de var ülkede sisteme, Sağlık Bakanlığı'na, devlete. Yani burada Türkiye'deki gibi bize çip mi takacaklar, bu aşının yan etkileri nedir, olalım mı olmayalım mı tartışması hiç olmadı. Hiç kimse böyle bir şeyi gündeme getirmedi. Herkes evet, devlet buna onay verdiyse ben devletime ve sisteme güveniyorum, ne derse odur dedi ve sağlık otoritelerinin de önerilerine uyarak aşılama başladı. Bu tabii Türkiye'de yanlış anlaşılan bir konu daha var. Dilerseniz onu da açıklığa kavuşturayım. Türkiye'de deniyor ki bu Pfizer BioNTech aşısı -70 derecede muhafaza edilmesi gereken bir aşı. Ve bu sebeple de bizim altyapımız müsait değil. Bunu organize etmemiz çok zor. Bu itibarla biz Çin aşısını tercih ettik. Hayır, bu yanlış bir yaklaşım tarzı. Çünkü Belçika'da Pfizer BioNTech'in fabrikası ve buradan ürünler dünyaya dağıtılıyor. Belki başka yerde de üretim oluyordur veya olacaktır zaman içerisinde ama şu anda İngiltere'ye gelen aşılar Belçika'dan geliyor. Ve her aşı büyük bir buz kutularının içerisine konuyor. Kuru buz deniyor bunlara. Bu kutular çok özel kutular. -70 derecelik soğuğu tam 6 ay muhafaza edebilen, açılmadığı takdirde koruyabilen kutular ve buradan aşı çıkartıldıktan sonra da 5 ila 7 gün yine buzdolabı sıcaklığında saklanabiliyor. Dolayısıyla çok büyük bir teknolojik altyapıya gerek yok. Sadece gerekli olan iyi bir organizasyon. İngilizler de bunu gerçekten iyi örgütlediler, iyi organize ettiler. Aylardır
aşı merkezleri oluşturuldu, aşılarla ilgili eğitimler yapıldı, kim nereye gidecek bunların organizasyonu yapıldı, bunların planlaması yapıldı. Toplumdaki nüfus değerlerine göre, skalasına göre nerede, kimin ne zaman aşılanacağı belirlendi ve o politikaya göre de önce 80 yaşın üzerindeki kişiler, ardından sağlık çalışanları, yani bizler NHS için çalışan sağlık çalışanları ve ondan sonra başka hastalığı olanlar, kalp gibi, kanser gibi vesaire, böyle bir sıralama belirledi. Ve bunlar kabaca toplumun %20'sini teşkil ediyor. Yani yaklaşık İngiltere'de bu özellikle 15 milyon kişi var ve bunların aşılaması çok planlı ve profesyonel bir şekilde başlandı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta ben de zaten aşımı olacağım ve bunu da size sonucunu ve süreci paylaşırım memnuniyetle. Biz de çok memnun oluruz hocam paylaşırsanız. İlk grubun kimler olduğunu söylediniz hocam. 80 yaş üstü, sağlık çalışanları ve kronik rahatsızlığı olanlar sırayla aşılanacak. Zannediyorum 12 gün arayla 2 doz verilecek değil mi hocam? Doğru söylüyorum. Şöyle 12 değil 21 gün arayla, yani 3 hafta arayla. Zaten ilk aşıdan 7 gün sonra vücut antikor üretmeye, yani bağışıklık üretmeye başlıyor. İkinci aşıdan 7 gün sonra da vücut tam bağışık hale geliyor. Pfizer BioNTech aşısının %95 civarında bir etkinliği var. Etkinlik ne demek? Yani verilen 100 kişiden 95 kişiye bu bağışıklık kazandırılacak, verilecek bu aşı sayesinde demek. Yani ilk aşı dozundan bir ay sonra aşı yapılan insanların %95'i dirençli hale gelmiş olacak. Şu anda İngiltere'de 50'ye yakın NHS hastanesi oluşturuldu. Burada aşılar yapılıyor. Onun dışında private, özel klinikler, eczaneler de sıraya girdi. Çok sayıda merkezde topyekun bir aşılama kampanyası yapılacak ve bunun için inanılmaz bütçeler hazırlandı, inanılmaz planlamalar yapıldı. Şöyle bir örnek vereyim. Sadece aşılama için bir sağlık merkezine veya sağlık kuruluşuna devletin ödediği para haftalık 15 bin pound, yani 150 milyon civarında bir para ödüyor ki toplum aşılansın diye. Aşının kendi bedeli çok yüksek olmamakla birlikte bu organizasyon için inanılmaz bir bütçe hazırlandı ve İngiltere önümüzdeki sonbahara virüsten arındırılmış olarak girmeyi planlıyor. Bunun tabii ki faturası çok büyük ama geri dönüşü, alternatif maliyeti de çok daha büyük olabileceği için geri dönüşü de son derece olumlu olacaktır İngiltere'ye. Bir, can kayıpları büyük ölçüde azaltılacak. İkincisi, ekonomik olarak lockdownlar, bu kapanmalar gerçekten ekonomiye büyük bir darbe vurdu. Ve hükümet bütçesinden, devlet bütçesinden inanılmaz paralar harcadı küçük işletmelere, esnafa, bireysel olarak ticaret yapanlara. Bu itibarla sonbahardan itibaren artık her şeyin normale dönmesi planlanıyor. Yeri gelmişken dilerseniz bir konunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de 83 milyon nüfus olduğunu farz edersek 50 milyonluk aşı ancak 25 milyon kişiyi aşılamış olacak veya bağışıklık kazandırmış olacak. Bu da 85 milyon içerisinde 25 milyon maalesef gerektiği kadar yüksek bir oran değil. Pandemilerde bir toplumun bağışık olabilmesi için en az %60'ının aşılanması gerekiyor ve mutlaka en az bir yıl ve daha uzun bir süreyle bu işte tedbirlerin, maske, mesafe, hijyen gibi tedbirlerin ciddi bir şekilde uygulanması gerekiyor. Benim Türkiye ile ilgili kaygım şu: 50 milyon aşı siparişi verildi, 25 milyon kişi aşılanmış olacak. 85'ten 25 çıkarttığınız zaman 60 milyonluk devasa bir nüfus hala aşısız olmuş olacak. Yani bir İngiltere nüfusu kadar bir nüfus Türkiye'de önümüzdeki sonbahara aşılanmamış olarak girecek. Bu inanılmaz bir felaket. Bu sağlık açısından çok büyük bir külfet, çok büyük bir masraf, çok büyük bir kayıp, hem can kaybı hem hastalık. Ama ek olarak da bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntılara ve sorunlara ilave bir başka katkı daha olacaktır ki bundan gerçekten endişe duymamak mümkün değil. Hocam ben de size bir hekim gözüyle oradan Türkiye nasıl görünüyor diye soracaktım. Özetlemiş olduğunuz çok teşekkür ediyorum. İngiltere'ye tekrar dönecek olursak hocam, şimdi dediniz ki İngiltere'nin aşı stratejisi zaten şu an ilk grup aşılaması başlayan Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı Moderna ve Oxford'da devam edecek zannediyorum almaya, sözleşmelerini yapmaya. Aslında bu sürecin başında, salgının başında Başbakan Boris Johnson'ın söyledikleri biraz endişe yaratmıştı. Dünyada da tartışılmıştı ama bugün gelinen noktada Sağlık Bakanı tünelin ucu göründü artık, tünelin ucunda ışık göründü dedi. Ben biraz kamuoyunun tutumunu biraz daha açmanızı isteyeceğim hocam. Şimdi Türkiye'de özellikle siz de özetlediniz, biraz aşı konusunda
ne denir? Olumsuz bir durum var aşıya bakış açısı, aşı konusunda tedirgin aslında toplum. Belki burada tabii yönetimin ne kadar şeffaf olduğu, bu da halkı toplumu ilgilendiriyor olabilir. Şimdi İngiltere'de daha şeffaf, daha bilgilendirici bir şekilde ilerliyorsa süreç, toplumun tabii daha huzurla aşı yaptırmasına olanak sağlayacak bir durum tabii bu. Kamuoyu ne durumda İngiltere'de hocam? Bu dünyadaki aşıya olan güvensizlik İngiltere'de siz de belirttiniz daha az gibi gözüküyor. Neler anlatırsınız, neler konuşuluyor toplumda ve tabii ki bilim dünyasında sizin kendi alanınız olan bilim dünyası açısından neler söylersiniz? Tabii bilim dünyasındaki tartışmalar bilimsel olarak devam ediyor. Aşının etkinliğinin oranları, aşının yapılış biçimi, aşının yan etkileri vesaire. Bildiğiniz gibi aşının %95 etkinliği var ve yan etki olarak da çok ciddi bir yan etkisi yok. Hafif baş ağrısı, ufak tefek kırgınlık, halsizlik tarzındaki şikayetler dışında bir yan etkisi yok. Bilim dünyası bununla ilgileniyor. Tabii burası bildiğiniz gibi demokratik ve şeffaf bir ülke, özgür bir ülke. Rahatlıkla herkes düşüncesini paylaşıyor ve eleştirmesi gereken şeyleri çok net bir şekilde eleştirebiliyor. Geçtiğimiz aylarda başbakan bir hastaneyi ziyarete geldi ve yanında bir televizyon kamerası vardı. Doktor çıkarttı hepsini ve başbakanı ciddi olarak azarladı. Ve toplum da bunu gayet anlayışla karşıladı ve doktoru haklı buldu. Dolayısıyla burada siyasetin içinde olmak, başbakan olmak veya bakan olmak hiçbir şey ifade etmiyor. İnsanların bakanlık makamına, milletvekilliği makamına bisikletiyle gittiği, herkesin kuyruğa girdiği, herkesin mütevazi maaş aldığı, sorumlu olduğu makamını hesabını vermek zorunda olduğu bir ülke burası. Dolayısıyla her şey şeffaf. İşte bu kültür sebebiyle, işte bu anlayış sebebiyle toplumun devletine, bakın siyasi partilere demiyorum, devletine olan güveni had safhada. Yani devletin yaptığı bir açıklama veya verdiği bir mesaj burada tabii ki tartışılır, tabii ki konuşulur ama kimse bunu derin bir şüpheyle veya paranoyayla değerlendirmez ve algılamaz. Bu bakımdan aşı ne zaman gelecek diye açıklandığında, aşının geliş zamanı açıklandığında toplum memnuniyetle karşıladı. Ve şu anda herkes sırasının gelmesini bekliyor ve ortaya konan bu aşı politikasının sonuçlarını bekliyor. Bununla ilgili çok olumlu düşüncelere sahip. Türkiye'ye gelince açıkçası Türkiye buradaki kültürden ve anlayıştan çok farklı bir ülke. Hala emekleyen bir demokrasimiz var. Öğrenmesi gereken çok ders var Türkiye'nin. Alması gereken çok mesafe var. Bu anlamda tabii ki birçok spekülasyonlar da yapılıyor haklı veya haksız. Bu spekülasyonlar da içinde bulunduğumuz durumun bir neticesi. Yani İngiltere'de kimse aşıyla birilerine çip takılacağı konusunu konuşmuyor. Kimse aşının fiyatından şüphe duymuyor. Kimse kapalı kapılar ardında aşı firmalarıyla bir pazarlık yapıldı mı yapılmadı mı sorgulaması içerisine girmiyor. Dolayısıyla burada her şey net, şeffaf ve yalın. Şimdi buradan dilerseniz aşı fiyatıyla ilgili de size bir açıklama yapayım. İngiltere yaptığı aşı sözleşmelerin hepsini açıkladı kamuoyuna ve hangi firmaya kaç tane aşı siparişi verdiğini ve bunun fiyatının ne olacağını açık bir şekilde deklare etti. Bunların içerisinde en ucuz olanı İngilizlerin kendi ürettiği Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte üretmiş olduğu aşı. Bu da 3 dolar civarında bir tanesinin fiyatı ve İngilizler bundan 100 milyon sipariş verdiler. Çin'deki üretilen aşı da yine aynı Oxford aşısıyla aynı özelliğe sahip. Yani viral vektör aşısı denen türde bir aşı. Ve biz şu anda Türkiye'nin bu aşıyı kaça aldığını bilmiyoruz. Endonezya'nın 14 dolara aldığı konuşuluyor. Brezilya'nın yine bu civarda bir para ödeyeceği konuşuluyor. Ama ısrarlı taleplere ve tartışmalara rağmen Türkiye'de bu aşının kaça alındığı konusunda resmi bir açıklama yok. Aşıyı kimin getirdiği de bilinmiyor. Yani Sağlık Bakanlığı mı getirdi? Bildiğim kadarıyla hayır. Hangi firma getirdi? Belli değil. Bu firmanın bu konuda deneyimi var mı? Belli değil. Bu firma aşı için devletten kaç para aldı ve Çin'deki firmaya kaç para ödedi veya ödemeyi taahhüt etti? Belli değil. Şu anda konuşulan rakamlar gerçekten inanılmaz. Aşı başına 30 dolardan bahsediliyor. Yani bir kişinin iki aşı alması halinde 60 dolarlık bir maliyetten bahsediliyor. Bu Çin aşısına 60 dolar vererek elde edilecek olan bağışıklık aynı şekilde İngiliz aşısına ne yazık ki 6 dolar vererek elde edilecek bir bağışıklık ve aynı tarzda viral vektör aşısı ikisinde. Haklı olarak bizim şunu sorgulamamız gerekiyor. Bu kararı kim verdi?
Nasıl bir anlaşma yaptı? Hangi firma ithal edecek? Kaç para ödeniyor? Geliş stratejisi ne? Bir sonraki aşama ne olacak? İşte bu soruların cevaplarını bize hükümet vermediği için ya da veremediği için her şeye insanlar haklı olarak tereddütle ve soru işaretleriyle bakıyorlar. Ama İngiltere'de böyle bir şey yok. İngiltere halk son derece özgür, basın son derece özgür. Bakın basının özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez parametrelerinden bir tanesi. Burada basın eline geçirdiği bir bilgiyi doğru olarak zamanında bir şekilde topluma paylaşır. Basının vazifesi burada hepinizin bildiği gibi, siz de basın mensubusunuz, demokrasiyi güçlendirmektir. Halbuki Türkiye'de biz basın için bunu ne yazık ki söyleyemiyoruz ve sizin gibi sosyal medya platformları bugün Türkiye'de yeni bir basın kültürünü oluşturmak için çaba harcıyor. Bu anlamda ne yazık ki iki taraf açısından büyük bir farklılık var ve sonuç olarak Türkiye bu aşılama programıyla bile sadece 25 milyon kişiyi aşılamış, 60 milyon kişisi aşılanmamış olarak sonbahara girecek ve bir İngiliz nüfusu kadar, yani İngiltere'de var olan şu anki aktif nüfus kadar bir nüfusla hiç aşılanmamış bir şekilde sonbahara girecek ve korkarım ki 3. dalgayla riskli bir periyotla yeniden yüzleşmek zorunda kalacak ve bunun da çok ağır maliyetleri olacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu tablonun umuyoruz hem dünya hem de özel olarak Türkiye için bir an önce tam tersine dönmesini diliyoruz. İngiltere halkı da heyecanlı dediniz. İlk grup aşılaması başladı. Ne diyelim? Tebrikler diyelim oraya da. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yayınımıza katıldığınız için değerli. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun beni konuk ettiğiniz için. Türkiye'de sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar. İngiltere'de hekimlik yapan operatör doktor, plan cerrahi uzmanı operatör doktor Turhan Çömez bugün konuğumuzdu. İngiltere dün ilk grup aşılamasına koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıyı, ilk grubunu aşıladı İngiltere. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.